Alo, Aziz. Buyurun komiserim. Ya bu Ferhat'ın kızı Dönis Norton. Yakın zamanda Türkiye'ye giriş çıkış yapmış mı bir bak bakalım. Dönis Norton adıyla da olabilir, Deniz Coşkun adıyla da olabilir. Hemen bakıyorum. İngiliz pasaportu ya da Türk pasaportu. Tamam, hadi bak. Derhal tarıyorum son 3 ayı. Tamam, ben buradayım, bekliyorum, hadi. Alo Demet. Şimdi gördüm mesajını. Ya ben de bu kız niye cevap yazmıyor diye kıvranıyorum. Beni öyle demişsin. Ne oldu? Ne demek ne oldu Demet? Kaç gündür görüşmüyoruz. Bir göreyim istiyorum seni. 5 dakika bile olsa lütfen. Bana biraz zaman ver ne olur. Benim içim hiç rahat değil böyle. Ya anladım. Tamam benim de içim rahat değil ama özlüyorum işte ne yapayım? Kuzey bu kadar karşıyken bu iş yürümez. Ya onun rızası olmadan olmaz. Ya Allah aşkına Demet, ne rızasından bahsediyorsun? Kuzey her geçen gün daha çok kabuklanıyor bize. Ya bir mektup yazdım ona. Ya yüz yüze olmayınca daha kolay tabii. Her şeyi başından beri anlattım. Yani daha doğru düzgün yaşanan bir şey olmadığını söyledim. Bütün hissettiklerimi anlattım ona. Duygularım, huzursuzluğum, her şeyi. İçimi döktüm bir yerde. İnşallah anlar beni. İnşallah. Sen nasılsın? Emniyette misin? Ya evet, emniyetteyim. Göreve geri çağrıldığımdan beri başımı kaldıramıyorum bu dosyalardan. Uğraşıyorum sürekli. O işin uğraşılacak bir tarafı kalmadı ki. Ya adam yakalandı, olay kapandı. Bir saniye Demet, bir saniye lütfen. Alo, efendim Aziz. Komiserim Deniz Nordon çıkış tarihinden bir hafta sonra tekrar giriş yapmış Türkiye'ye. Ya. Başka bir hareket yok, çıkış yapmamış bir daha. 2,5 aydır Türkiye'de yani. Evet abi. Tamam, sağ ol Aziz. Alo. Alo, ne oldu? Ya meşgulsün sen. Ben sonra arayayım seni. Sonra konuşalım, olur mu? Ya bu Ferhat'ı öldürdüm diyen Mirza ile Ferhat'ın kızının bir bağlantısı var. Mirza ile konuşmam lazım. Lütfen bir yolunu bul. Mümkün değil Deniz. Onun yanında sizi görürlerse Mirza'nın ifadesinin inandırıcılığı sıfıra iner. Ama duruşmaya çıkmadan ölecek belki. Son raporları çok kötü. Hiç değilse bir veda edebilseydim. O da bunu istemiyor. O yatacak, Kuzey'dekinin oğlu çıkacak. Böyle anlaşmadınız mı? Evet, masum birinin yerine yatmayı teklif eden o. Kuzey masum olduğundan çok eminsin hala. Babanın davasının hem savcısı oldun hem hakimi. O adam benim babam değil. Bir katil. Tetiğe her kim bastıysa, Kuzey ya da adamları hiç fark etmez. Ferhat'tan daha suçlu değildir. Bir masum öldürdü Ferhat'ı, evet. Mirza da öleceğini biliyordu. Kuzey'in hikayesini dinleyince suçu üstlenmek istedi. Ama şimdi son günlerini orada öyle yapayalnız geçiriyor olması canımı yakıyor. Hiç değilse son bir kez görebilsin. Peki. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.